Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Ekran çözünürlüğü çok kötü. Evet, şimdi biraz düzeldi. Umarım iyisinizdir. Şu anda sahilde M8 4 nöbetinde. Hava 38-40 derece sıcaklığında. Can Kurtaran Kulesi'nin altına geldim biraz nefes almak için. Son bir haftadır havalar aşırı derecede sıcak. Zaten normalde de sıcak. Yani insanlıktan çıktım. Şu anda Suriyelilere döndüm. Rengim mengim değişti. Tabi birkaç gündür şapka ayarladık. Şapkayla sahilde nöbet tutuyorum. Oldukça yoğun. Özellikle Ruslar, Rusya kapıları açtıktan sonra Rus misafirler yoğunluklu. Şu anda oteller sezona devam ediyor. Ve bu sene bir agresiflik var Ruslarda. Anlamadığım bir şekilde. Geçen seneye ve önceki senelere göre aşırı derecede bir gerginlik var. Yani hep bir suratsız, hem her şeyden böyle bir nem kapıyorlar. Özellikle son birkaç gündür havlu kavgası, şezlon kavgası, bıktık yani. Yani şöyle oluyor. Bir taraftan da şefler, müdürler bakıyorum ya da işte dışarıdan giriş çıkış olabilir. Çünkü yan otellerden otele girmeye çalışıyorlar bizim otele. Sabahın 5.30'da iniyorlar bunlar. İşte şezlongların üzerinde havlularını seriyorlar. Denize giriyorlar. 1-2 saat güneşin doğuşunu izleyip yüzüp gidiyorlar. Kahvaltı vesaire derken 10-11'e kadar çoğu gelmiyor. Bu arada şezlonglara kimisi havlusunu, kimisi işte böyle gördüğünüz otelin sularından bırakıyor veya taş bırakıyor. Yani bu ne demek? Buranın sahibi var. Başkası bunu kullanmasın demek. Normalde bunu yapması yasak misafirlerin. Ha, biz zaman zaman uyarıyoruz ama çoğunlukla göz yumuyoruz. Ama tabii bu pandemiden dolayı şezlong sayıları az. Misafirler kalabalık, bu kadar beklemiyorlardı. Kısa sürede, bu kadar kısa sürede. Dediğim gibi sosyal mesafe dediğimiz şezlonglar arasında tabi normale göre biraz daha aralıkla açtık. Birer ikişer metre derken şezlong yetmiyor. Şezlong yetmediği için de ayakta kalan misafirler ya taşın üzerinde işte kumda yatmaya çalışıyorlar. Bunu da kimse istemez. Çünkü günlük 1000 lira 2000 lira para veriyorlar. Söyleme sahiptir. Oteller eski fiyatına döndü. İlk haftalarda ucuzdu biraz. Ondan sonra bir taraftan da meyve suyumu içeyim çünkü artık ölmek üzereyim yani. Bir taraftan şezlong istiyoruz, bir taraftan havlu, bir taraftan da kendi aralarında havlu kavgası yapıyorlar. O onun havlusunu almış, ondan sonra diğeri diğerinin şezlongunu kenara çekmiş, kullanmaya çalışmış. Minnacık çocuklar için bile şezlong kullanıyorlar. Yani sezonda çalışanlar, otelde çalışan arkadaşlar anlayacaklardır. Dolayısıyla yani bu sene aşırı bir gerginlik var. Şimdi mesela karşımdaki bayan Allah'tan Türkçe bilmiyor. Biz de çok fazla Rusça bilmiyoruz. Sabahtan beri kavga ettik. Ben hiç gelmedim. Göstereyim bak. Geçen sene burada video çekmişim ama ya YouTube kaldırdı ya ben yanlışlıkla sildim. Biraz sinli kaflı konuştuğumuz için videolarda herhalde YouTube silmiş olabilir. Pavilion? Yes. Pavilion. Euro dolar, resepsiyon kavari. How many? How much? Mizinal. Where? Resepsiyon. Okay, thank you. Thank you very much. Okay. Pavilonun fiyatlarını soruyorlar. Tabii bildiğimiz halde söylemiyoruz, yasak. Belki orada pazarlık yapacaklar. Ondan sonra kendimizi riske atmıyoruz. Burada geçen sene video çekmiştim. Arka tarafı görebiliyor musunuz? Şu anda pavilonlar ağla böyle. Herkes şu anda yemeğe çıkmış vaziyette. Kimse kalmadı. Hemen hemen 3-5 aile var, misafir var. 2-3'e kadar bir sakinlik devam eder. 2'den 3'ten sonra yavaş yavaş sahile inmeye başlarlar. İşte ben de gölge olduğu için burada dinleniyorum biraz. Meydancılar temizlik yapıyor, çöp topluyor. Şöyle göstereyim. Kimsecikler yok gördüğünüz gibi. Kadın beni şikayet edecek sabah. Tartıştık biraz.
Niye tartıştık? Çünkü bu şezlonga havlusunu bıraktı gitti. Bir tanesine havlu bırakmış. Öbürüne de çocuğunun bezini bırakmış. Boklu bezini. 3-4 gündür gözüme çarpıyor zaten. Ters biri. Daha bir sus ya. Ben de o bezi attığım için kadın çocuğunu uyutup geliyor buraya. Onu göremeyince şezlongunu da başka misafire vermiştim. Canım okudu benim. Vır 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 vır. Hızlı konuşuyor. Anlamıyorum da çoğunu. Bizim guestler var. Rusya'dan buraya gelip çalışan bayanlar. Hem Türkçe konuşuyor. Rusça zaten biliyorlar. Guestler relation diyoruz. Onları çağırdım. Dedim ya gelip buraya misafirle tartışıyoruz. Anlamıyoruz lan. Anlıyorum aslında da. Biraz biraz. Ondan sonra kadın gelinceye kadar bu sinirleri yatıştı. Denize menize girdi. Bu arada 15 kişi geldi. Şezlong soruyorlar. Ben de otelin telefonuyla meydan şefini aradım. Meydan şefi de sağ olsun 2-3 meydancı arkadaşımızla ne yaptılar? 20'ye yakın şezlong getirdiler. Beni de kurtardılar bu dertten. Bu dertten beni kurtardılar. Çekim açısı nereden güzel olur? Nereden güzel olur? Buradan olur mu? Tamam, devam edelim. Bu ne suyu? Çilek suyu. Jojo. Jojo'nun çilek suyu. Reklam yapmayalım. Böyle uyduruk bir marka ama güzel yapıyorlar. Fena değil. Rusları kandırıyorlar yani. Asit bir içecek. Yani aroma, çilek aroması. Ama bu sıcaklarda böyle soğuk şey içmek bayağı rahatlatıyor. Su zaten içiyoruz. Allah'ın suyunu, çayını, mayını. İşte böyle soğuk koladır, ıvır zıvır. Tabi adam eksik olduğu için sahilde maskemizi kolumuza takmayalım arkadaşlar. Adam eksik olduğu için sahilden yiyip içiyoruz. Ne yapıyorum? 2-3 gündür pizza yiyorum ben de. Ekmek arası döner falan yaptırıyorum bazen. Böyle gidiyor. Bu sene böyle bir çatışma var. Bayan Ruslarla arkadaşları böyle bir gerginlik var üzerlerinde anlamadık. Neyse bakalım kadınla barışacağız. Küs müyüz falan dedim Rusça. Selam vermeden gitti bana. Üzerine gitmeye seviyorum böyle şeyler. Küs müyüz dedim. Yok. Çocuğu var. Adına Ramazan taktım. Ramazan deyince bakıyor bana. Kamil falan diyorum. Bazen Ramazan, bazen başka bir şey uyduruyorum. Hoşuma gidiyor. Onlar da gülüyorlar. Durumlar böyle. Havanın sıcak olmasının dışında her şey normal. Pavilonlar dolu. Ücret mukabilinde tabii anlatmıştım. Müdürümüz de gelmiş arkadaşlar. Hemen şöyle kendimizi şeye alalım. Buraya alalım. Müdüre karşı da ayıp olmasın. Müdür ayıp olmasın. Bize değil de. Silahımızın üzerine takalım. Şapkamızı. Arkadaşlar durumlar böyle geçiyor. Başka ne anlatabilirim? Ne konuşabiliriz? Konuşacağımız şeyler var da biraz da sivil anlatmak istiyorum bu şeyleri. İnşallah seneye hem oteller full çekecek hem dışarıda personel alımları olacak. Bu sene ellerindeki personeli idare ediyorlar. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa turizm sektörü alakalı. Bekliyorum sorular. Çalışmak isteyen mutlaka arkadaşlarımız vardır. Videoları izleyen arkadaşlarımızdan. Kafalarınıza katılan soru varsa yorum, soru bekliyorum. Ya bu videolar elinizin altında. Başka bir yerde bulamazsınız. Seneye bunlar lazım olacak. Bu videolar lazım olacak. Önümüzdeki sene. Müdür bana bakıyor. Sevgili dostlar. Antalya'dan sizlere saygılar, sevgiler. Videoları beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Sosyal mesafeye ve maske kurallarına mutlaka uyalım. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar. Evet.